Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası İstanbul'da devam kılmakta. 13. İyul günü İstanbul'da başlanan Dünya Şarkı Türkistanlıklar Kırındaşlık Uçuruşu'nun 11. nöbetliki ve Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası'nın 2. kıtımlıkı cüşkün keyfiyet içinde devam kılmakta. Yığınğa Türkiye işçi ve 18 devletin teşkilat mesulleri, alımlar, cemaat erbapları ve ziyaliler iştirak kıldı. 4 gün devam kılıdığan yığınının 14. İyul günündeki açılışına Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman riyasetçilik kıldı. Yığında Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, şundaklı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan açılış sözü kılıp, Dünya Şarkı Türkistanlıkları Kırındaşlık Uçuruşu ve Milli Birlik Şurası'nın teşkilleniş maksidi ve ehmiyeti hakkında toxtulup mundaq dedi. Bu yurt, bugünkü ottağın ve bugün mi kilen migen muhacirette Şarkı Türkistan davasını, Şarkı Türkistan'ın azatlıkını, hürriyetini, halkının ümit ve arzularını kolluk geltiriş için tercih etken kırındaşlar, ben aşu amanetli dümbisige yütken halde azat hür dünyada bu meseleni takım yakşı el kıyığını bulamdı ki edip çıkan kırındaşlar. Ama lakin bizdenki 70 yıllık asaret tüpeyli vatandın muhaciretki çıkış ceryanındaki kıyınçılıklar ve çıkış imkanımızdan mı tersdikini ve nurgun kıyınçılıklarını közde tutkan çağda bizden Şarkı Türkistan davasının çeteldimi onda kumallik bir şekilde onda azat ve hür dünyada onda azat ve hür hoşallık içi de asanlık içi de ilgirli mevatkallıkını emmimiz bilimiz kardeşler. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Ataullah Şahyar söz kılıp Şarkı Türkistan davası sepedeki her bir kişinin hizmette dikkat kılışkı tekişlik muhim noktalarını esiltip ötti ve mundaq dedi. Rehber buluş için hemenlik malum İlla bir teşkilatının yönetim kurulda veya bir teşkilat içinde hizmet kılış şart emez. Etrafımızda 4-5 kişinin kail kıgıdık bir iktidarımız olsa bu kişi rehberdir. Velev ki bir kişi rehber olsun rehberdir. Ondak olsa ben bir sual ile bir yerde sözümle başlamak için. Ondak olsa ben hemen şunu sorup bakayım. Özümüzü sorup bakılın. Samimiyetle sorup bakılın. Kaysi birimiz hazır içirik veya hazır veya bundan kiyen özümüzde muşu milletinin hizmetçisi de körpaktık. Hiz kıldık mı kımadık mı? Bunu kançılık ölçüde etparalıgallıkımız ayrı mesele. Ama her daim bilinç altımızda, her daim psikolojimizde men ma milletinin hocayına emez, ma milletinin hizmetçisi degen anını her zaman zihnimizde tutuşumuz gerek. Keyin Dünya Uygur Kurultayı İcraiye Komiteti Reisi Ömer Qanat Efendi Xitay Amerika ötürsüdü küçüyüvatkan siyasi tokunuşlar ve Şarkı Türkistan körüşü mavzusudu söz kılıp hazırkı vaziyet ve bunun Şarkı Türkistan davasıgı elip gelgen icabi tesiri ve bu fırsatın paydalanış yolları hakkında mundaq dedi. Elbette bu şundak zulmet bir devirde yaşavatımız. Lekin bu şundak külpetlik bir devirlemi, şundak bir fırsatlanımı yaratıvatıdı. Tünü gün Sıracın efendim dedi yani, bugün Uygur meselesi halkaralık bir meseleye aylandı. Uygur meselesi Birleşken Devletler Teşkilatı Beyhaterlik Kengişi de müzakere kılınıvatıdı. Bir yerde talaş tartış buluvatıdı Uygur meselesi hakkında, Şarkı Türkistan meselesi hakkında. Köyümüzde bugün 22 devlet, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişi'den 22 devlet Xitay'a anlaq bir tavsiye heti yazdı. Bu asan bir iş emez. Meselimiz Amerika Kongresi'de talaş tartış bulu atıdı. Amerika Kongresi'de hazır sakınlı atkan iki kanun var. Bu kanun mu ötüş ihtimallığına ait yüksek. Çünkü hazırgıça şu Uygur kişilik kanun kanun layısı diyen kanun layısına 40
senatör kol koyup buldu. 81 kongresmen kol koydu. Bu demeklik Uygur meselesi Amerika'da şundak bir yerge erişti. Faaliyetinin sual cevap kısmında Hidayetullah Oğuzhan, Ataullah Şahyar ve Ömer Kanat Efendiler yığın iştirakçılarının suallarına cevap verdi. Yığın yana Kazakistan'dan gelgen yazgıcı ve cemaat erbabı Kahraman Hocamberdi Efendi, yeni dünya vaziyetinde Xitay'ın tesiri ve Şark Türkistan meselesi teması söz kıldı. Küştün kiyinki yığınğa Doktor Alimcan Buğda riyasetçili kılgan bulup, Doktor Perhat Kurban Tanrıtağlı Xitay'ın bir belvağ bir yol planının Şark Türkistan meselesi ki körüstüdüğün tesiri teması da. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi uqtukçısı Profesör Doktor Abdurşit Gelil Karluk Efendi, tarihini əsiltiş arqılıq, Xitay'ın Şark Türkistan halkı üstüdün yürgüzgen bastırış cinayetinin məqsəd nişanı, Xitay'ın bir belvağ bir yol planının muddaasını eçip bir iş bilen birge, Şark Türkistan halkının Xitay'a karşı duruştu nimelerge dikkat kılışı gerektiğini eskertip ötü. Avustralya Şark Türkistan Cemiyeti Reisi Nurmuhammed Türkistani, Xalqara Kanun ve Şark Türkistan davası temisi söz kılıp, Xalqara Kanun bilen devlet kanununun münasibetini izahlap bir iş bilen birge, Xalqaradaki Şark Türkistan davasının hazırkı ahvali haqqıda toxtaldı. Keyin Türkiye Büyük Millet Meclisi sabık milletvekili Profesör Doktor Celal Erbay Efendi, Uygur okuğucularının Türkiye'deki ahvali, Şark Türkistan muhacirlerinin Türkiye'deki ahvali, Türkiye bilen Xitay münasibeti qatarlıq temalarda çüşenci verdi ve Türkiye Xitay münasibetinin yıkılışının Uygurlarına hiç qandaq ziyan yetkizmeydiğallığını bildirdi. Bugün 15 Eylül günü Şark Türkistan Milli Birlik Şurası yığınının 2. günüge kadem koydu. Yığınğa Şark Türkistan Ülümalar Birliğinin muavin reisi, jurnalist ustaz Sıracıdın Azizi riyasetçilik kıldı. Yığında Şark Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti reisi, Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan 15 Eylül günü münasibeti bilen söz kılıp, Türkiye bizden 2. vatanımız. Türkiye halkının harbi siyasi özgürlük kılışkı urunğan toplanıcılar üstüdün erişken galibisi, toplanıcılar bilen küreş kılıp şehit bulgan kırındaşlarımızdan şehadetini Allah kabul kılsın digerlerini bildirdi. Keyin Şark Türkistan Ülümalar Birliği'den Ustaz Abdurrahman Cemal ve Doktor Alimcan Buğda Şark Türkistan Körüşü'nün özgermez prinsipleri ve teşkilatlar otursudaki stratejilik hemkarlık diyen temidi söz kıldı. Doktor Alimcan Buğda Şark Türkistan davası da İslamiyet, müstakillik, adalet, kırındaşlık prinsipini çıngdırış gereklilik hakkında söz kıldı. Dünya Uygur Kurultu'nun muavin reisi Perhat Yorunkaş Efendi Şark Türkistan meselesi ve akbarat temesi söz kılıp, Şark Türkistan akbaratçılığının asaslıq vazifesi Şark Türkistan davasını halkaralaştırış, Şark Türkistan halkını Xitay'a karşı atlandırış işkerliği hakkında toxtaldı. Yığın yana sabık Türkiye Ticaret Ministerliği Taşkı Ticaret Bölümünün alahide hadimi Şems Qamer Hanım söz kılıp, Şark Türkistan halkının birlikini küçeytip, emeli hareket kılış baskıcığı ötüşü gerekliği hakkında toxtaldı. Yığın yana alahide mütexessis İhsan Ataullah Efendi münasibetlerde protokol kaidi tüzüm temesi söz kılıp, protokol sözünün yukarı döven kişilik münasibetini görüstüdü galakını. Protokolga ehmiyet bergen devletler muvaffakiyet kazanan çoğun devletler bulup hesaplandı galakı, şu an Şark Türkistan davası da protokolga kattık ehmiyet biriş gereklilik hakkında intayın kımmetlikliksiye sözüldü. Yığın intayın kızgın keyfiyet içi de devam kılmakta. Xitay'ın bastırış siyasetinin terörlükke karşı duruş bilen alakası yok. Xitay'ın nazar torunun tünügünki haberde bildirilişe Şark Türkistan'da milyonluğun kişilerini begunah tutkun kılgan Xitay, xalqaranın tənqidige uçurgan deyken, özünün terörlükke karşı turuvatkallıkını dava kılgan bosumu, ama Amerika terörlükke karşı duruş əmeldari Xitay'ın bu hareketinin terörlükke karşı duruş bilen hiç kandak alakası yokluğunu bildirgen. Amerika terörlükü karıştırış kısmının əməldarı Neysin Salis Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Xitay'ın bu zor kölemlik hareketinin terörlükü karıştırış bilen hiç kandak alakası yokluğunu. Əməliyyette hakiki məqsidinin Şark Türkistan halkının dinini, mədiniyetini, tilini ve milli kimlikini yoktuş işkerlikini bildirdi. Erkinlik vakit kesinin bildirişçe Neysin'nin sözleri her kaysi kişilik hukuk teşkilatlarının karışı bilen bir dek bulup, bir kısım mütexessislər Xitay'ın barlıq dillerini umumüzlük yoktışkı urnu vatqallığını təkidləb gelgen. Neysin Şark Türkistan'daki ösmürlerinin adı anısının ayrı vetilib, məcburi Xitay dili öğütülü vatqallığı, hətta isimlerini mi Xitaycığa almaştırğallığı, Xitay'ın onlarını öz mədiniyetinden ayırıp, məcburi asimilasiya kılmaqçı işgərlikini bildirdi.
Neysin yana Amerika hükümetinin bu meseleye izcil dikkat kılıp atkallıkını, bundan kiyin mi Xtay dairlerine besim çürüp, zörür tedbirlerini kullandıqallıkını tähkikliyem. Xtay yıkınkı bir ay içide başkuruşunu alahidi küçeydi. Zimistan doğrunun bugünkü haberde görüntülüşçe Xtay dairleri Tiananmen katliami ve 5. iyol ürümçü kırgıncılığı münasibeti bilen başkuruşunu küçeydiken. Yıkınkı bir ay içide Xalqarada Tiananmen katliaminin 30 yıllıkı ve 5. iyol ürümçü kırgıncılığının 10 yıllıkıdan ibaret 2 alahidi gün hatırlengen bulup, Xtay dairleri bu mezgilde halkının kozgulup gitişinin ensirep başkuruşunu alahidi küçeydiken. Xtay'nın şarkı şimaldaki malum şehirde tarıktılığan uxturuşta malum buluşça, Xtay dairleri bu mezgilde mukumluğunu saklaş hakkıda alayda uxturuş çürgen bulup, Ali Mektep okuğuşçileri noktalık dikkat obyektiğe aylanğa. Uxturuşta bu iki alayda gün mezgilde uxtukçı okuğuşçularının kalaymıqan uçur tarıkatmasıqı gerekliki, turdun çürgen mezmullarıqı için nazarat kılındıqallıqı, meydan, tenterbiye zali, mektep aldı diyenge okşaş kişilerinin yığılış ötküzüş ihtimallıqı bolğan caylarga karıta, başkuruşunu küçeytiş gerekliki bildirilgen. Çetellik okuguçlar ve Şarkı Türkistanlık okuguçlar asaslık közdiş obişti bulup, onlarının kündülük hareketi ve gep sözlerini nazarat kılış gerekliki bildirilgen. Şunakla alayda işki künde sırtkı çıkkallarının, bulup mu Beijing'e barmakçı bolgallarının sebebi sürüşte kılındıqallıqı, barlık uçurlarının devlet bihaterlik idarısıgı yollundıqallıqı tähkiklengen. Haberdik örsülüşe Şarkı Türkistanlık okuguçlar bu mezgildele emez, belki her vakit kattık nazarat astıda bulup, barlık iş hareketlerini dokulat kılıp duruş talep kılınğa. Onun da sırt Xtay ülkelerde okuvatkan Uyghur okuguçlar üçün mahsus idiye özgertiş sınıfı orunlaştırılgan bulup, ular özlerde zoravallık eni barlıkını Şarkı Türkistan'daki basturuş siyasının toğırlıkını itiraf kılışkı mecburlanğa. Huawei şirketi Amerika'daki hizmetçilerini kan kölemde kıskartışını planladı. Valkoçisi gezi torunun 13. iyoldaki haberde bildirilmişçe Huawei şirketi Amerika'daki hizmetçilerini kan kölemde kıskartışını planlığa. Amerika hükümetinin katlıq çekleşige uçurgan Huawei şirketi Amerika'daki tətqiqat bölümüge tabi hizmetçilerini kan kölemde kıskartışı mecbur bulğa. Bu tətqiqat orulları Texas, Kaliforniya ve Washington Katarlıq orullarına caylaşkan bulup, hazırgıcı bir türküm hizmetçiler iştin boşluğallıq uxturuşunu tapşırılgan bulup, Valkoçisi gezi torunun bildirilmişçe Huawei şirketi bundinkin texımı köp hizmetçini iştin boşdu diken. Ama Huawei şirketi bu axta eniq işbadı bildirmedi. Hərbi siyasi özgürüş kozgaşkı urunuş vaqası 3. yılğa qadam qoydu. Bundan dəl 3 yıl burun 2016 yılı 15. iyul günü Türkiye'de bir qıtımlı qallıq hərbi siyasi özgürüşü elib verildi. Türk xalqının qahramanlıqı və cəsarəti bilən nəticisiz ayaqlaşqan hərbi siyasi özgürüş urunuşida 251 kişi şehit boldu. Fethullahçı terrorluq təşkilatının ən çox hücum nişanlarından biri Ankara idi. Türkiye armiyası sepiği soğunup kirvalgan Fethullahçı terrorluq təşkilatı əzaları və bu təşkilatını qollagan 8000-dən artıq hərbi xadimnin uruş ayruplanları bulup cəmi 35 ayruplan, 23 paraxot, 37 tikuçar, 74 tankı bulup cəmi 246 ok ötməs maşina və 4000-dək yenik tipli qurallar işildib sadır qılgan hərbi siyasi özgürüş qozqaşqa urunuş qılmışı Türkiye Cumhuriyeti tarixiga qarı dağ qaldırıp qoydu. Bu hərbi siyasi özgürüş qozqaşqa urunuş hərəkətinin komandanlıq mərkəzi bolğan Akıncı hərbi bazası caylaşqan paytaxt Ankara'da 2016 yılı 15. iyul günü zulmətlik keçi yüz verdi. Bu vaqa yüz bergen gündə Cumhur Reislik Məhkəməsi Başkatibi Fəhri Kasırga bilən Armiya Başkomandanlıq Ştabi Başlıqı General Hulusi Akar bulup Nurgun General Türkiye Armiyası sepiği soqunup kirvalğan xaillər tərəfindən nəzərbənd qılındı. Ankara asmanıda tövən uçqan uruş ayruplanları Türkiye Büyük Millet Meclisi, Prezidentlik Mahkemesi, Sahçı İdarisi Başkarması, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türksat Qatarlıq Nurgun uğrunda bombardıman kıldı. Şehirge caylaşkan hərbi bazılardaki tanka ve müdafiye maşınları mı koçularga çıktı. İstanbul'daki stratejilik rayonlarına mı hücum nişanı kılgan hərbi siyasi özgürüş kozgaşka uğrun koçular, dəsləb şəhərinin işki qırgıqını bir-birgi tutaşdırdığan Boğaz içi ve Fatih Sultan Mehmet köylüklerini saat 22 etrafıda katnaşkı tusup, köylükki yığılgan xalıqqa oğ çıkardı.
Bir türküm harbiy xainler İstanbul valilik binasına besip girgen bolsa, yeni bir türküm harbiy xainler Atatürk aerodromini kolgu çüşürmekçi boldi. Uçuş kontrol mınarını kolgu çüşürgen harbiy xainler barlık aeroplan seferlerini toxtatdi. F-16 tiplik aeroplanlar bilen aerodrom üstüden tövən uçuş arqılıq yolucular aeroplanlarının uçuş ve konuş işlerine toskulluk kalındı. Bu qetimki harbiy siyasi özgürlüş qozğaşqa urunuş qılmışıqa qarşı Türkiye'nin her qaysi jaylarda Türk milletinin qahrimallarca qarşılıq görüstüşi, xalqının qalbisi ve milletinin büyük dastani degen namda tarix betidin uğrun aldı. Bu münasibet bilen Türkiye'de faaliyet edip berwatqan Şarq Türkistan Maarif ve Hemkarlıq Cemiyeti, şundaqla Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliki Reisi Hidayetullah Oğuzxan Efendi 15 iyul günü özünün ve Şarq Türkistan xalqının yerlik kirindaşlarımız bilen kaysi şekilde hemkarlık içinde bolganlıkını, Türk halkının galbisinin Uygurlarının mı galbisi işkerlikini bildirip alahidi söz kıldı. Pençe işki namlık harbi hareket resmi başladı. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe, Irak'ın şimaldaki terörcülerine zarb biriş maksadı planlanan Pençe işki namlık harbi hareket resmi başladı. Devlet Müdafiye Ministerliği tarafından bu vakte ilan kılınan bayanatta Pençe harbi hareketinin oğuşluk kitabatkallığı eskertildi. Bayanatta mundaq deyildi. Rayonun vaziyetindeki özgürlüklerine karata 2019 yılı 12 iyul keşte kurukluk armiyesi topçu kısımları bilen hava armiyesi kısımlarımız terörçilerinin gol bazısı bulgan Irak'ın şimalideki rayonlarına Pençe işki namlık harbi hareket planı dairesi de harbi hareket kozgudu. Bayanatta bu qetimki harbiy harakatga atak namlıq tik uçarlar ve insansız hava aparati qatarlıq ilgar harbiy uskunlarning qatnashtirilganligi bildirildi. Bayanatta yana mundaq deyildi. Bu harbiy harakat bilan Xakuruk rayonidagi terrorchilarning ba'zilarini vayron qilish ve terrorchilarni bartaraf qilish maqsad qilindi. Davlat mudofaa ministrligining Twitter adresida e'lon qilingan bayonotda Iroqning shimolida Pancha ishki namlıq harbiy harakat plani doirasida boshlangan harbiy harakatda terrorluk teşkilatı PKK'nın bazılarının bombardıman kılınğanlığı bildirildi. Xitay Tayvan'ın Amerika'dan yeni kural seti verişiğe narazılık bildirdi. Xitay rejimi Tayvan dairelerinin Amerika'dan kural yarak seti verişiğe narazılık bildirdi. Tayvan daireleri Amerika Koşma İştahatları'nın seti verişini planlayan kural yaraklarının Tayvan'ın müdafiye işleri zor paydalık işgeldikini bildirdi. Tayvan hükümeti Amerika Koşma İştahatları'dan 2 milyard 200 milyon dolarlık 108 Abrams tanka ve 250 yürüyüş Stinger namlık raketamyot setiveliş layihesini makullagandayken bayanat verdi. Bayanatta mundaq deyildi. Armiyemiz müdafiye sistemlerini küçeytişini, devlet xavfsizlikimizni qoğdaşını, ziminimizni müdafiye qilishini, erkinlik ve demokratiya meyvelerimizni taşqi küçlerinin hücumlarından qoğdaşını devamlaştırdı. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenmo New York şehirde bayanat berip, hükümetinin demokratiyanı qoğdaşı üçün Tayvan'ın devlet müdafiyesini küçeytip kelimatkallıqını bildirdi. Xitay Taşkışlar Ministerliği tarafından tünügün eylan kılınan bayanatta Amerika'nın Tayvan'a kural yarak setibatkan şirketlerine embargo yürgüzdüğallıqını bildirgen idi. Xitay Müdafiye Ministerliği mu Amerika Koşma İştahatları'nın Tayvan'a kural setip berişidin Xitay armiyesinin qattık əfsuslanğallıqını ve bununla karşı işgallıqını bildirip bayanat eylan kılgan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.